önce başlattığımız ve 15 yıl önce hayata geçirdiğimiz Kent ve Yaşam Ödülleri'ne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve ödül törenine başlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki, dünyadaki 10 yeşil kadından biri seçildi. Bu başarısıyla jürimizin ilgisini çekti. Şimdi çevre dostu ödülünü alması için kadın girişimci ve çevre aktivisti Doktor Duygu Erten'i sahneye davet ediyorum. Ve şimdi ödülünü vermek üzere Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç sahneye davet ediyorum. Efendim şimdi herkes bir arayışlar içinde ama bu arayışların eğer doğru bir yolda yapılması gerekiyorsa işte kadınların ve özellikle de bu sevgili hanımefendinin yolundan gitmek bana göre doğru bir karar olur. Ben onun için sevgili hocama özellikle dünya teknolojisinin ve de çevreciliğinin doğru bir şekilde izlenebilmesi anlamında Türkiye'deki uğraşlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz sertifikalı yeşil binanın benim için çok sürpriz oldu şu anda burada karşılaşmak ama böyle bir noktada da yollarımızın kesişmiş olması beni ayrıca çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Başkan. Beni bu muhteşem ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Sayın Şükrü Genç Başkan'la bu arada tesadüfen burada görüşmek benim için sürpriz oldu. Çünkü ben konuşmamda onun adını geçirecektim. Türkiye'nin en vizyoner belediye başkanı olarak. Çünkü Sarıyer Belediye Binası bir yeşil bina olarak inşa ediliyor ve tamamlanmak ve sertifikasını almak üzere. Ne mutlu bize ki böyle belediye başkanları sayesinde şehirlerimiz dünya standartlarında kamu binalarına sahip oluyorlar. Türkiye'de her zaman aldığım ödüllerde, konuştuğum yerlerde yeşil giymemle meşhur olmuşumdur. Ancak bugün kırmızı giydim. Sebebi de sürdürülebilirliğin sonuna geliyoruz. Her ne kadar her şey başka konularda güzel olacaksa da iklim konusunda çok iyi bir yerde olmadığımızın sinyalini vermek için kırmızı giyiniyorum. Dünyamız yanıyor. Ve 15 yaşında bu girişime başlayan, dünyaya bağıran İsveçli bir kız hepimizin gözünü açtı. Yıllarca sivil toplum örgütlerinin bile yapamadığı herkesin uyanmasına neden oldu. Gerçekten bugün şuradan çıktıktan sonra hani bu söylediklerimi hatırlamanızı rica edeceğim. Çünkü aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları elde ediyoruz. Artık çok farklı yaşam stillerine, paradigma değişikliğine girme zamanı. Bugün burada aslında var olan bina kategorisinde ilk kamu binası sertifikasını alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sayesinde bu ödüle layık gösterildim. Ancak burada Dekar Yapı gibi Türkiye'de ilk yeşil konut projesine imza atan Alarko ve Daikin gibi dünyada yeşil binalar konusunda en ilerici ekipmanları ortaya koyan kurumların temsilcilerini bulmak ve hele hele Şükrü Başkanı tarafından verilen bir ödülü almak beni inanılmaz mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum.